Zonguldak'tan gönüllü olarak katılmak isteyen çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren üyemiz, vatandaşımız oldu. İl başkanlığımız da bu doğrultuda onlarla birlikte hareket ederek mitinge geldiler. Bir yaşam hakkı mitingiydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hafta sonu İstanbul'da düzenlenen terör ve yaşam hakkı mitinginde partilerle bir araya geldi. Mitinge katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz yaşananları anlattı. Zonguldak'tan gönüllü katılan çok sayıda vatandaş olduğunu ifade eden Yavuz Yılmaz, mitingin ertelenmesi için yapılan baskılara kulak asmadıklarını söyledi. Terörün yaratmaya çalıştığı karanlığa yaptığımız mitingle yırtıp attık diyen Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü. Özellikle son dönemde harekete geçirilen, harekete geçen ve canımızı çok acıtan bu terör belasıyla karşı karşıya kalmışken diğer yandan da Türkiye'de her sektörde, her alanda yaşanan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla korkmuyoruz, dimdik ayaktayız mesajı vermek için yaptığımız yaşam hakkı mitingiydi. Bu anlamda Zonguldak Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, örgütümüz ve yine Zonguldak'tan gelen vatandaşlarımız da orada bir arada olmak da bir Zonguldak milletvekili olarak benim için bir onurdu, bir gururdu. Sesimizi yükselttik. Özellikle durun, işte TUSAŞ'ta bir patlama oldu, şehitlerimiz de var. Bu durumda bu mitingi erteleyin gibi de bazı öneriler olmuştu. Ancak biz korkmadığımızı, teröre karşı sinmeyeceğimizi, sesimizi yükselteceğimizi bir kez de bu mitingde göstermiş olduk. Ve böylelikle terörün yaratmaya çalıştığı karanlığı da dün itibariyle İstanbul'dan yırtıp attık. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de orada işaret ettiği gibi burada yaktığımız meşaleyi sizler illerinize döndüğünüzde oralarda büyütün demişti. Şu anda da o yürekler Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken daha sıcak ve o ateş daha da büyüyerek vatanımızı en güzel duygularla koruyacak, kollayacak bir kalkan oluşturuyor. Gerek Belediye Başkanı Burhan Sezgin geçtiğimiz günlerde Kanal Z ekranlarında genel yayın yönetmeni Simge Kırlı'nın hazırlayıp sunduğu günün konusu programında kaçak ocaklarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnsanların işsizlik yüzünden kaçak ocaklarda çalışmaya mahkum bırakıldığını iddia eden Burhan Sezgin'in ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz da AK Parti iktidarında Zonguldak işsizliğe mahkum bırakıldı. Yavuz Yılmaz yaptığı açıklamada Türkiye Taş Kömür Kurumu'nda çalışan işçi sayısı şu anda Cumhuriyet tarihindeki en düşük sayıya inmiş durumda. AK Parti'nin politikaları Zonguldak'ta insanları açlık, işsizlik ve ölüm üçgeninin arasına hapsetmiş durumda dedi. Maalesef Türkiye'de özellikle AK Parti'nin iktidarda bulunduğu bu 20 yılın üzerinde tek başına iktidarda bulunduğu süre içinde Zonguldak sürekli geriye doğru gidiyor. TTK'da çalışan işçi sayısı şu anda Cumhuriyet tarihinde ve TTK tarihindeki en düşük sayıya inmiş durumda ve bu da madenlerde yaşanabilecek birçok felaketin aslında önünü açıyor. Bu doğrultuda Zonguldak'a baktığımızda eskiden Zonguldak'taki maden işçi sayısıyla ve madenlerde çalışan yine mühendisler, teknisyenler onların sayılarıyla kıyasladığımızda sayının çok daha aşağılarda olması Zonguldak'ta yaşayan gençlerin ve vatandaşların ne denli büyük bir işsizlik belasıyla karşı karşıya olduğunu da gösteriyor. AK Parti'nin politikaları Zonguldak'ta insanları açlık, İşsizlik ve ölüm üçgeninin arasına hapsetmiş durumda. Bunun çözülebilmesi, AK Parti döneminde çözülebilmesini ben pek mümkün görmüyorum. Eğer çözebiliyorlarsa zaten bugüne kadar çözmeleri gerekirdi. Bugüne kadar çözemediklerine göre bundan sonra da çözümü onlardan beklemek zaten mümkün değil. Zonguldak'ın yeniden ayağa kalkması, Zonguldak'ta istihdam olanaklarının artması ancak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mümkün olacaktır. O iktidara da hızla ilerliyoruz ve ümit ediyorum ki tüm vatandaşlarımız da teveccüh gösterecektir. Zonguldak'ı eskiden olduğu gibi bölgenin ve Türkiye'nin parlayan yıldızı haline hep birlikte getireceğiz.